Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de. Hoş bulduk. Ben aslında buradayım ama böyle bir yerin olduğunu açıkçası bilmiyordum. Bir yerde yolumuz kesişti Süreyya Hoca'yla ve o bahsetti. Bahsedince ben de bir görmek istedim. Hani böyle sosyal bir etkinliğin olduğu bilmiyordum. Ben bu konuya biraz meraklı da olduğum için görmek istedim. O sebeple buradayız. Anlatır mısın burayla ilgili tarihçesi, nasıl kuruldu, kuruluşta kimin, yani kimler omuz verdi, öyle diyeyim. Onlardan bahseder misiniz? Burası bir önceki dönem Sayın Kaymakamımız Mustafa Şahin tarafından Muhtengeller Anıt Derneği 2009 yılında kuruldu. Eski Çınaraltı'nın üstünde belediyeye ait bir yerdeydi Sayın Selahattin Aslan vermişti yerimizi. Daha sonra başka bir yere taşındık. Oradan Halk Eğitim Merkezi kursumuz açıldı. Oradan şehir merkezindeydik. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyemizi bir gün ziyarete gelmiştik. Orada tekerlekli akülü sandalyeler girdiğimiz zaman hiç birimiz kıpırdayamıyorduk. Ben dedi sizi şehir merkezine taşımak istiyorum. Ne dersiniz arkadaşlar dedi. Biz de çok memnun oluruz dedik. Zaten Halk Eğitim Merkezi biraz uzak olduğu için bize gelip gitmede de sıkıntı oluyor dedik. Tamam dedi. 2011 yılında burayı bize tahsis etti. Ben dedi dünyaya görüşüm dedi, dünyaya bakıyorum dedi. Ben dedim, çevreye bakılırsa dedim, bana Türk diyorlar dedim, Türk sanıyorlar dedim, Alevi sanıyorlar dedim, kadın sanıyorlar dedim, engelli sanıyorlar dedim. Beni ne çok bir şey sanıyorlarmış dedim. Küçük iğne yapılmış, biri yaşındayken. Ondan sonra yürüyememişim, devam etmişiz. Daha sonra okula falan gidiyordum. 12 yaşındaydım falan. Babamın bakkalı vardı. Orada devam ettim birlikte. Daha sonra kendim açtım bakkalı. Devam ettim. İşte buradan enişte oldum. İyiyim. Şimdi burada kalmamışlar. Peki burayla ilgili ne diyeceksin? Yani buradan bu çalışmalardan memnun musunuz? Buradan tabii memnunuz. Mesela bir yere gitsek günümüz geçmez şey olmaz ama buraya geliyoruz, işler yapıyoruz, şey yapıyoruz. Zamanımız geçiyor bu defa arkadaşlarla oturup sohbet ediyoruz. Her şey güzel. Benim ismim Hakan. Ben buraya akülü sahneliğine geliyorum. Burada tepsiler yapıyoruz. İşte kutu yapıyoruz, takı kutusu. Hocamız aynı zamanda dernek başkanımız ilgileniyor. Bizimle yardımcı oluyor, bizimle konuşuyor. O birlikte vakit geçiriyoruz. Çok güzel oluyor. Yani birbirimize moral veriyoruz. Hastalığımız biraz olsun düzeliyor, unutuyoruz. Yani hocamızın sayesinde bunları aşabiliyoruz biraz. Merhaba, benim ismim Mehmet. Ben Mersin Mutlu ilçesinde yaşıyorum. 22 yaşındayım. Doğuştan sağ kolumda felç var. Kendi hayatımı kurmam gerektiği için kendi hayatımı kendim görebiliyorum. Yani Allah bu durumlara, kimseleri yatalara düşürmesin diyorum.
Ben buralarda, bu dükkanlarda çok iyiyim. Bu dernek çok güzel bir yer. Paylaşıyoruz, gülüşüyoruz, eğleniyoruz. Dünya tatlı bir kıza aşık oldum, sevgilim var. Onun da mutluluğunu istiyorum her zaman. Onu çok seviyorum. Her zaman onunla mutlu olmak için hayaller kuruyorum. Hayallerimizi de inşallah... Eğitimin sosyal hizmetleri bitirdim ülkemiz. Evet. İşte ortaokul, lisey, üniversiteyle dışarıdan bitirdim. Ve memurluk sınavına girmiştim. Birinci de atanamadım. İkinci tercihleri bekliyorum. Üstad dolayısıyla omurilik tesis oldum. 2009'da derneğimiz kurduk. Dernekte işte böyle arkadaşlara gelip bir hediyelik eşyalar yapıyoruz. Arkadaşlar dertleşiyoruz. Psikolojimiz düzeliyor. Mutluyuz. Hocamıza teşekkür ederiz. Buradan dolayı bize bu imkanı sağlayan Mustafa Şahin Kaymakamımıza, daha önceki belediye başkanlarımıza, AKP'nin müdürümüz Tunam diyorlar. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Süreyya Hocam da geliyor, burada sohbetimiz ediyoruz. Hani burası engelli derneği değil de burası da bir sohbet amaçlı. Geri gelen geçen arkadaşlara uğruyoruz, sohbet ediyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Dertleşiyoruz. Böyle günümüz geçiyor. Ufak tefek de bir haçlığımız çıkıyor. Engelli arkadaş da yardımcı oluyor. Ufak tefek tepkileri yapıyor, satılıyor. Haçlığımızlar çıkıyor. Ne geldi? Bu muhbet boğulur. Thank you.
folklor kıyafetimiz olmazsa olmazlardan. Bunu da sevgili hocamız Süren Ural hediye etmişti bize. Kendisi de bana nasıl yapılacağını, nasıl takılacağını, hatta ilk önce başındaki şeyi hediye etmişti. Ben bu kıza başına bir şey vereceğim, bu daha güzel yakışıyor diye. İlk önce onu verdim. Geçen yılda markemizin üzerindeki yıldızı çok güneş aldığı için rengini atmıştı. Süre hocam bu böyle olmaz dedi. Ben yeniden bu mankene bir şey almak istiyorum dedi. Sağ olsun getirdiniz de giydirdik. Yepyeni bir folklor kıyafetimiz oldu. Folklorumuzun doğayeni Süren hocam burada. Buyurun Süren hocam. Hoş geldiniz. Merhaba anne. Hoşçakalın. Nasılsınız? İyi, çok şükür. Sen nasılsın? Ve sizleri görünce mutluluğuma mutluluk katıyorsun. Evet, çok iyiyiz. Biz buyurun. De bu folklorumuzun üzerindeki şeyleri tanıtalım. Evet, tamam. Umut yöresinin folklor günü. Tarihiyle halk oyunları şekli. Bayan cinsleri. Başında işte emezleri. Örtüsü. Yıldan bağlı. Demirlerimizin zaten dağlı haliyle. İşte bu gerçe diğer adıyla santa. İçindeki üçede veya üçlü zırhlar ne diyebilirsiniz. Bu kemerli. Sonra altında şey vardır. Bacak. Evet. Sen yaptın kendi yaptısı. Bunlar yöresel dokuma. Yöresel muşlu şeylerinde şurlarına alınmış motifler onlardandır. Hem halk geliyor, don geliyor ama şimdi şanlara geliyor. En altta giydiği ayaklarına giydikleri kırmızı edik veya çizme. Yani geleneksel şeyimizden de bu. Hakik yöresel şeydir, yapımlardır. Kendi insanlarımız yaptığı görmeyeli ondan sonra da çoğaltmaya kalktık. Emine Çopur, Mut Engeller Umut Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Mut Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilik yapmaktayım. Ben 1,5 yaşımda ateşliyken vurulan iğneden dolayı sağ tarafım zayıf, bedensel engelli oldum. Bu Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Merkezimizde engelli arkadaşlarla ilçemizi tanıtıcı ürünler yapıyoruz. Bu Yer Köprü Şelalesi. Eskiden adı Çukur olan bir köyümüz var. Bunun bu köyümüzün bir tepesinde Karaca olan, bir tepesinde de Karaca Kız'ın anıt mezarları bulunmaktadır. Biz de bu köyün adı Karaca olan olarak değiştirilmiştir. Biz de böyle diplolar yapıyoruz Karaca olan ve Karaca Kız'ın. Aynı zamanda magnetlerini de yapıyoruz. 3 boyutlu kat sanatı çalışmamız Alahan Manastırı. 3 boyutlu katı sanatı çalışmamız Gezende Kanyonu. 3 boyutlu katı sanatı çalışmamız Yer Köprü Şelalesi. Engelli kardeşlerimiz bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamaktadırlar. Eğer almak isterseniz 0546 481 03 28 546 481 03 28. Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle.